Herkese selamlar dostlar. 6 Eylül 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. 6 adet mücadelem var. ideali yüksek oranlarla birlikte anlatacağım. Videonun sonunda bir ideal kombine bir de 245 oranlı bir sistem kombinam var. Onu da sizlere önereceğim. Sizlerden ricam videoya atacağınız like'lardır. İsterseniz direkt başlayalım. Öncelikle bir skor yarışmamız var ve skor yarışmasından önce bilenleri açıklayalım. Napoli maçının skoru birçok arkadaşımız bilmiş fakat kazanan iki arkadaşımız var. Çekiliş yapıyorum bildiğiniz üzere. Tarık Erdoğan'la Güney Arslan isimli arkadaşımız kazanmıştır. Bu iki bu iki kanal sahibi Instagram üzerinden mesaj atarsa sevinirim. Eylül ayı boyunca katıl Telegram gruplarımıza dahil edelim. Arsenal maçının skorunu bilen yok arkadaşlar. 3-1'lik United galibiyeti çıktı. Bilen olmamış. Ben de sizlere bu videoda Parisle Juventus maçının maçı skorunu soruyorum. Neden bu maçı skorunu sorduğumu da sorayım size söyleyeyim sizlere. Şimdi Paris bildiğiniz üzere bu sezon çok farklı oynuyor. Neymar'a farklı oynuyor. Özellikle Neymar farklı oynuyor. Messi yine çok güzel bir formu yakaladı. Mbappe zaten formundaydı. Şimdi Paris herkese 6-7-3-5 atıyor ya. Bakalım Juventus gibi bir takıma karşı o e, muazzam performansını veya o farklı skorları çıkartabilecek mi? Ondan bu maçın maç skorunu sizlere sormak istedim. Değerlendirecek, katılacak herkese şimdiden bol şanslar. Bilen bir arkadaşımızı Kata Telegram gruplarımıza dahil edelim Eylül ayı boyunca. Bir de arkadaşlar yani mesela United maçı yani bilen yok yazdım ya. Dakika 80 maç skoru yoruma yazmayın. Komik oluyor. Ben de çünkü kimin ne zaman yazdığını ve her zaman aktif olduğumdan dolayı da burada görüyorum yani. Gol olursa görürüm seni İsmail yazdım ben de mesela örnek olsun. Geçtim bunu. Cumartesi ve pazar raporlarına bakalım. Cumartesi günü başarı olarak %70'lerde kaldık. Pazar günü ise %50'lerde kaldık video başarısı olaraktan da. Cumartesi ve pazar günü iki tane ideal kombine verdim. Instagram üzerinden vereceğimi söylemiştim. Orada da bir kitle oluşturmak istiyorum. Cumartesi kombinesi ya Fenerbahçe maçını altına da yazdım açıklamasına. Normalde 1 ve 1.5 üst gidilir de ben olası bir sürpriz çıkar diye korner maçı da olabilir dedim. Oradan bir kaybettik. Pazar günü kombinemiz dümdüzdü. Arsenal maçının KG varı Ankara gücü maçına da 2.5 üst olarak verdim. Pazar günü dümdüz olarak kazandık. Cumartesi de bir nevi burada telafi etmeyi başardık. Ayrıca şunu da belirteyim ben sizlere. Herkes açık Telegram grubumuz var bildiğiniz üzere. Orada da bugün 4 tane canlı verdim. 3 tanesi de başarılı oldu zaten. Ekrana da gelmiştir zaten. Herkes açık Telegram grubunda açıklama kısmında linki var. Tıklayıp gelin. Oraya canlı, maç önü ara ara mesela bugün 50-60 tane canlı yapılmış toplamda. 3-4 tanesini oraya attım. Pazar günü. Pazar günü de zaten iyi geçirdiğimizi de söyleyelim bu arada. Açıklamada linki var. Tıklayıp gelebilirsiniz. Yüksek misli olarak mücadelem vardı. United maçının KG varı. Zaten ben bu maçı şöyle anlattım. Yani tüm dünya yüklenecek dedim. Ama tüm dünya yüklenecek diye patlayacak diye bir şey yok. Her maç öyle patlamaz dedim. Bu maçın olur zaten her iki takımla oynayacak. KG var. Yüksek misliden de alabiliriz diyerekten de anlattım. Geçtim. Başarılı olduk diyerekten de geçelim videomuza. Dediğim gibi bir ideal kombine. Bir de 245 oranlı sistem kombinesi çıkardım. Şampiyonlar Ligi zaten. Sizlerden ricam videoyu atacağınız artı 300 üzerindeki like'lardır. Hemen bir like atın öyle başlayalım isterseniz. Başlayalım. Şimdi Milan maçıyla başlıyoruz. Fakat şunu belirteyim ben öncelikle. Genellikle maçların ideal düz yani beklenti gibi geçeceğini düşündüğümden dolayı beklenti tercihlerim var ideal. Bir de yüksek oranlarında ne yapabiliriz diye düşündüm. Şimdi Salzburg'la Milan mücadelesiyle başlayalım notlarımızı da açalım. Devam edelim. Şimdi bu mücadelelerin öncelikle tempolu bir karşılaşma geçmesini bekliyorum. Çünkü Salzburg'a baktığımız zaman da grupta kimler var? Chelsea, Zagreb, Milan, Salzburg. Salzburg bu maçtan bu gruptan bir çıkmak istiyorsa, bir iş yapmak istiyorsa evinde Milan'a zeval vermesi lazım. Yani burada Salzburg takımının kendi evinde ki zaten geçmiş Avrupa tecrübelerine baktığımız zaman da kendi evinde Bayern Münih'e bile yeri geldiği zaman da hücum oynayan bir Salzburg takımı vardı. Burada Milan'a karşı ben hücum oynamasını bekliyorum yani. Risk alacaktır kendi evinde. Zaten hücum hattında Sesko, Fernando ve Okafor gibi 3 tane önemli isim var. Ki zaten teknik adamı olsun, bu oyuncular olsun uzun zamandır bu takımda. Uzun zamandır dedim çok uzun zaman değil. Genç oyuncular hepsi zaten de 2-3 sezondur bu takımda olduğundan dolayı da bir uyum olduğunu söyleyebilirim. Salzburg'un kendi evinde oynayacağından dolayı Salzburg'un golünü de aldım. Milan tarafına baktığımız zaman da Leo olsun. Mesias olsun ve arka taraftan oynayan Benazer özellikle Tonali hücuma çok fazla destek verebiliyor. Hücumda da Giroud oynuyor bildiğin üzere. Son Inter mücadelesinde de 90 dakikasını izledim. Arkadaki boşlukları bulduğu zaman bu takım affetmiyor. Golünü atıyor ki pozitif bir futbol oynayan takım var. Özellikle Leo bileklerine çok hakim. Sol kanatta inanılmaz deval veriyor. Rakiplere karşı korku da verdiğini söyleyelim. Güzel bir mücadele geçmesini beklediğimden dolayı ben bu mücadeleyi idealden bir KG var aldım. 1.49 gibi oranı var arkadaşlar KG varın. Aldık mı bunu? KG varın idealden aldım. Sisteme ne aldım arkadaşlar? Dediğim gibi tempo geçmesini beklediğimden dolayı ilk yarı karşılıklı gol varın oranı da 3.79'dan aldım. Sistemimi attım. Geçtim bunu. Celtic ile Real Madrid mücadelesi. Celtic'in ben son mücadelesini bildiğin üzere Rangers'ta oynadı. Ev 1.5 üst olaraktan da burada bir Celtic tarafına gidebiliriz diyerekten söyledim. 4-0 mı 3-0 mı ne kazandı zaten maçı da seyrettim. Şimdi ondan önce 9-0'lık bir maçı vardı. Onu da izledim. Fakat Rangers maçında önemli bir olay oldu. Dakika 5'te Kyogo Furushahi. Tam adamın ismini söylemiyorum. Koreli mi Japon muydu neydi? Japon olması lazım. Missel Kobelam transfer etmişlerdi bunu. Sakatlandı. Bu maçta olur mu bilmiyorum. Takımın en golcü ismi olarak Söyleyebilirim bu oyuncu yetenekli de bir oyuncu. Mesela 9 sıfırlık maçta ceza sahası dışından attığı goller var, içeriye koşuları var. Burada Real Madrid de oynayacaklar ve Celtic taraftarı da inanılmaz olduğunu söyleyelim. Burada Celtic taraftar önünde Real Madrid oynasa bile ara ara hücum yapacağını düşünüyorum ben. Güzel bir maç bekliyorum açıkçası. Real Madrid tarafında şöyle bir olay var. Real Madrid oyunu durdurmak isterse durdurur. Fazla da söze gerek yok bunda. Fakat Biraz da ilk maç olmasından dolayı da güzel bir mücadele bekliyorum. Gollü bir mücadele bekliyorum. Tarafa gitmedim. Üste gittim. Toplam gol 2.5 üst olarak aldım. 1.47 gibi orandan böyle bir değerlendirme yaptım. Onun dışında nasıl bir yüksek oran sisteme nasıl bir sistem atabiliriz diye baktığımda maç sonu 2 burada var mıdır bilmiyorum. Var. Maç sonu 2 ve KG var olarak da aldım. 2.58 gibi orandan da Real Madrid mücadelesine maç sonu 2 ve KG var olarak aldım. Yani skor beklentimi de şöyle söyleyeyim. 2-1'lik, 3-1'lik bir Real Madrid galibiyeti bu mücadelede çıkabilir. Sisteme de öyle attım. Geçelim 3. mücadelemize. Leipzig ile Shakhtar mücadelesi. Arkadaşlar Leipzig takımı Tedesco'nun ekibi sezonu çok iyi başlayamadı. Tatsız bir başlangıç yaptı. Bir istikrarsız oyun var. Bir maç iyi oynuyor, bir maç kötü oynuyor. Son Frankfurt maçından bahsedelim şöyle. Oynayamadı. Sağda olmayan bir Leipzig takımı vardı. Oysa kadrosu da gerçekten iyi bir kadrosu var Leipzig'in. Oynasa ya yani canı isterse oynuyor bu takım. Öyle bir takım. İstikrarsız yani. Ukrayna ekibi şaklara baktığımız zaman da bunların ligi daha yeni başladı. Ve şöyle çok önemli bir öğrenci var. Dezerbi'nin öğrencilerinin zaten işi burada zor da çoğu oyuncusu da gitti yani. Normalde şartların ilk 11'inde 5 tane 6 tane Brezilyalı oyuncu vardı. Mesela onların çoğu gitti. Brezilyaların çoğu gitti yani yetenekli oyunculardı. Hücumu oluşturan ve kemik oyunculardı. Yani şartların ilk 11'in kemik oyuncularıydı. Hepsi gitti bu savaş olayından dolayı. Burada Leipzig tarafındayız fakat istikrarsız bir Leipzig olduğundan dolayı burada ideale gittim. Çok fazla 5 tane gol çıkmaz diyorum o yüzden. Leipzig kazanır fakat 4.5 altında olur diyerekten de bir ideal tercih yaptım bu mücadeleye. Başka da bir tercihim yok. 4.5 altında bir Leipzig olarak değerlendirmişim. Sevilla ile Manchester City mücadelesi. Şimdi City yani son maçta Aston Villa mücadelesinde de sıfır bitti. Sürpriz oluyor. City'nin şu an maçları genellikle berabere bitiyor. İki tane maçı berabere bitti bu şekilde. Takımı iyi mi? İyi. Oynuyor mu oynuyor? Kevin Bruyne, Haaland zaten. Haaland'ın zaten içgüdüsel olarak oyuncu nerede durmak, durmak gerektiğini çok iyi biliyor. Atla golleri de gördük. Rekora gider zaten bu performansla City ile birlikte. Sevilla iyi başlamadı kendi liginde özellikle sezona. henüz daha galip gelmemiş Sevilla takım var kendi liginde. Sakatları var veya kadrosu tam oturmadığım gibi takviyeler yaptılar ama o takviyeler ne derece oturduğu Mesela Marco tam sürü alamıyor örnek veriyorum tabii ki. Bir sıkıntıları var Sevilla tarafında tam o oyunu sergileyemiyor açıkçası takım oyununu tam sergileyemiyor eski Sevilla yok Fakat burası şampiyonlar ligi aranası olduğundan dolayı City'ye karşı Elinden geldiğince zeval vermeye zarar vermeye bu zevalde nereden aklıma Dilime bulaştıysa Zarar vermeye çalışacaktır Fakat City tarafında tabii ki Kendi oyununu oynayan bir City var içeri dışarı bu takıma çok fazla fark etmiyor City'nin burada atacağı 2 gol tabii ki ideal olarak değerlendirilebilir. Şöyle gösterelim. Deplasmanın 1.5 üstü burada. Ya zaten arkadaki çok fazla boşluk vermemeye çalışacaktır Sevilla takımı. Stil oynuyorsun zaten. Boşluk verirsen 4 olursun, 5 olursun. Çok fazla boşluk vermeyecektir. Fakat atacağı iki gol idealden buradan değerlendirebilir. Ben burada ideali, ideali zaten söyledim. Yüksek oranla ne yapabilir diye baktım da baktığımızda. City'nin zaten burada potansiyel iki tane golü var mı? Var. Ben burada 3. golünü de alalım ve sisteme atalım diyorum. Deplasman 2.5 üstünde oranı 2.23 gibi bir oranı var. 2 gol atabilir ama 3. golün oranı da zaten burada riske risk alacağız. 2.23 gibi orandan da risk edilebilir diyerekten de düşünüyorum. Benfica ile Maccabi Haifa. Arkadaşım bir çok güzel yorum yapmış. Forumlarda okuyorum ben genellikle. Maccabi Haifa'ya sorsan nasıl geldim ben buraya diyerekten kendisi de şaşırır diyerekten de gerçekten son Kızıl Yıldız mücadelesi vardı. Gruplara kalma mücadelesiydi. 90 artı 1'de Kızıl Yıldız kendi kalesine gol atıyor. Şöyle oyuncu vuruyor. Defans oyuncusu kendi kalesine atıyor. Normalde uzardı. Kızıl Yıldız bence oradan gelirdi. Kızıl Yıldız'ın evindeydi. Fakat nasip kısmet Makabi Hayfa'ya ermiş. İsrail ekibi iyi, iyi, bir futbol sergiliyor da Benfica ile oynuyor. Benfica da yani canı isterse bu takıma içeride dışarıda 5 atar. Öyle bir takım bu sezonda. Baktığımız zaman ciddi anlamda inanılmaz bir top oynuyor. Son mücadelesi ya. 2-1'lik Benfica galip geldi vizele mücadelesinde. Hadi ben aldım o maçı. 4.5 altında bir aldım. Rolling yaptık o maçtan ilerledik de. Yani harbiden ya çok şike bir demek istemiyorum da. Şike ya. Harbiden öyle arkadaşlar. cidden Bir bakın. Çıkan karta bakın. Verilen penaltıya bakın. Alakası yok. 90 artı 8'de Benfica penaltı kullandı. Hiçbirlikte ona penaltı verilmez bence. Yani söyleyebilirim. Net bir şekilde hatta. Benfica burada arkadaşlar iyi futbol, iyi futbol oynayan Roger Schmidt'le birlikte çok iyi bir çıkış yakaladılar. İyi de oynuyorlar. Ben burada ilk yarı galibiyetini aldım idealden. Benfica burada acımaz bence. İlk yerden galip gelecektir diye düşünüyorum. İyi futbol sergiliyor takım da. Gerçekten hücum var Yostan'a bakın. Arkaya atılan uzun toplar olsun. Altı pasla yapan o paslar olsun. Benfica buradan madara edebilir Makabe Afya'ya karşı. İlk yarı biri aldım ben buradan. Bir de yüksek orandan diğer seçeneğinden Ev sahibi iki yarıyı alır. Şuradan gösterelim. Buradan tam gözükmüyor da. Ev sahibi iki yarıyı alır da 2-14 gibi oranı var. Hemen şu alt tarafta 2-14 gibi orandan sisteme attım. Onu da belirteyim. Geçtim diğer mücadeleme. PSG ile Juventus mücadelesi. Bu maçın maçı sizlere sorduk zaten. Sizce ne olur diyerekten de. Çünkü Paris oynayan bir takım. Juventus takımı da ya geçen sezonki Juventus'a bir katkı yaptılar. Transferler yaptılar. Pogba mesela olmadı. Sakatlandı adam. Dimaria tam oynamıyor. Vlaovic çok kaliteli bir forvet zaten. Gösteriyor onu bizlere. Paris'te oynanacak mücadelede Paris bence zaten bu maçı kazanır. Kazanır da nasıl kazanır? Ben şöyle bir tercihimi aldım. Kenara çekildim. İdeal olarak da 2 gol atar kazanır. Paris zaten ideal kombineme koydum ben burada. Birazdan zaten ideal kombinemi de göreceksiniz. 1 ve 1.5 üstünü aldım zaten. İdeal olarak değerlendirme altına alabilir. Paris burada handikap atabilir mi? Onu düşündüm. Bence Handicap'ı da burada atabilir Juventus'a karşı. Baskılı bir Paris oyuncaktır. Galter geldikten beri defans ve orta saha kurgusunu da iyi yapan bir Paris takımı var. Rakiplerine pozisyon veriyor. Fakat burası Şampiyonlar Ligi arenası. Biraz daha savunma ve orta sahayı daha diri tutacaktır diye düşünüyorum Paris takımı. Mbappe, Neymar, Messi zaten ileride işi bitiren oyuncular. Burada bir handikap da atabilir. Hatta sistemime ben şöyle aldım. Girden bir olarak da sistemime 245 oranlı sistem kuponuma da ekledim bilginize. Toplamda 6 maç ideal yüksek oranlarıyla. Genellikle yüksek oranlarıyla zaten her maçı anlatmaya çalıştım. Sadece Leipzig maçına anlatmadım sanırım yüksek oranını. Şimdi ideal ve yüksek oran kombinelerimiz ekrana gelsin. Şimdi ideal kombinam arkadaşlar sol tarafta gördüğünüz Milan mücadelesinden tempolu bir karşılaşma beklediğimden dolayı KG var tercihini aldım. Paris'in burada 2 gol atarak kazanmasını bekleyeceğim. Toplam ideal kombin oranı 1.95 gibi oranı var. Sistem tarafına baktığımız zaman da Celtic Real Madrid maçının Real Madrid kazanır fakat KG var olur diyerekten de 2.58 gibi orandan aldım. Salzburg maçına ilk yarı KG var oranından aldım. 3.79 gibi orandan. Onun yanına da Benfica eğer iki yarıyı kazanır. PSG birden bir City'nin de atacağı 3 gol sisteme atlı. Yüksek oranlar zaten hepsi. Hepsi gelebilir, hepsi yatabilir. Bunların o zaten aldığımız oranlara bakın. Sizler de görüyorsunuz. Risktir hepsi. Yani 24 lira atsanız 1000 liraya 982 TL para verir. Bilginize değerlendirecekleri şansım ortak olacak. Herkese bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.